Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde aslında çok fazla fotoğraf haberi çıkmadı ama bahsetmeye değer birkaç konumuz var. Bence en saçma olanlardan çıkarım. 1 Nisan geçtiğimiz hafta içerisinde kaldığı için bir sürü sahte tırnak içerisinde şaka haberler çıktı. Tek tek üzerlerinden geçmeyeceğim. Hala niye inatla yapılıyor çok emin değilim. Çok baştan sağma olanlar vardı. Birazcık daha üzerine çalışılmış olanlar vardı ama genel olarak güldüren bir şey pek yoktu bence. Bununla ilgili düşündüğüm zaman internette gördüğüm 1 Nisan şakaları arasında beni gerçekten böyle etkileyen, hoşuma giden gördüğüm zaman aslında beşledim düşmüştüm ama şöyle bir şey vardı. DeviantArt diye bir site var. Eskiden fotoğrafçıların da çok sıklıkla kullandığı bir siteydi. Daha çok illüstrasyon üzerine aslında. Neyse orası bir 1 Nisan'da bütün kullanıcılarının profil fotoğraflarını Twilight karakterlerine çevirmişti. Tam böyle Twilight'ın zirve yapıp ergenlerin böyle onun hayranı olduğu ve herkesin tiksindiği dönemde siteye bir gidiyorsun ve profil resmin neydi? O kurt adam olan Jacob mıydı, neydi? Benimki Jacob olmuştu. Bir girdim ulan dedim hacklendim mi? Ne oluyor? <laughs> bir de altta team Jacob yazıyor. Ha doğru Jacob. Böyle takip ettiğim kişilere baktım işte birisi Edward, birisi Bella bilmem ne falan böyle o zaman uyandım bana özel bir şey olmadığını, bunun genel bir şaka olduğuna. Gerçekten şaka yapacaksan böyle korkunç yapman lazım. Kişi dehşete düşmeli bence. <laughs> Neyse haberlere dönecek olursak geçtiğimiz hafta Canon R5 için bir güncelleme gelebileceğinden ve Pixel Shift özelliğinin ona gelmesinin söz konusu olduğundan bahsetmiştik. O söylenti doğru çıktı. O güncelleme geldi. Onun dışında şimdi yine bir söylenti var. Aslında söylenti değil artık. Tiz bile edildi ama Samyang yeni bir lens duyuracak 35-150 f2'den f2.8'e. Bu lens tarifi size tanıdık gelebilir çünkü Tamron'un tam da böyle bir lensi çok yakın zamanda çıkmıştı. Şimdi Samyang da bunun bir kopyasını yapacak. Kalite olarak Samyang'dan bir beklentim yok. Yani fiyatı çok 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 düşük olursa piyasaya göre o zaman belki düşünülebilir. Yani çıkmamış bir lens hakkında böyle ön yargıyla konuşmak iyi değil tabii ama Samyang'ın lensleri de hiçbir zaman kalitesiyle ön planda olmadı. Onun için de geçen hafta DP Review sitesinin kapanacağından bahsetmiştik. Kendileri de bu hafta son inceleme videolarını yayınladılar. İnanılmaz bir lense, Nikon'un 58 mm f 0.95 nokta lensine ki kendisini zaten bir ağırlık ölçütü olarak kullanıyorlardı. Takip edenler bu dediğimi anlamışlardır. Eğer bakmadıysanız ona da bakmanızı öneririm. Gerçekten inanılmaz bir lens. Çünkü yeni bir lens değil bu arada. 1-2 sene oldu galiba çıkalı ama detaylı bir şekilde incelemesini görmek hoş oldu. Diğer bir haberimiz. Ben bu videoyu çekmeden hemen önce Sigma 3 tane lens duyurdu. 17 mm f4, 50 mm F2 ve 23 mm F1.4. 17 ve 50 mm lensler full frame uyumlu ve kompakt oldukça küçük yapıya sahip E serisi Sigma'nın daha küçük ama güzel yapıdaki lensler ailesine giriyor. 23 mm F1.4 ise APS-C makineler için farklı bayonetlerde sunacaklar bu lensleri. Ve geçtiğimiz haftanın belki de en önemli haberi Sony'nin yeni makine duyurusuydu. Sony ZVE1 isimli bir makine duyurdu. Bu full frame bir sensöre sahip ama hangi sensör bu? A7S3 aynasız makine ve FX3 sinema kamerasında gördüğümüz 12 megapiksellik sensör ki iki makinenin de incelemeleri kanalımda mevcut. Bu makinenin gövdesi yine kanalımda incelemesi çok yakın tarihte yayınlanmış olan ZVE-10'a çok benziyor. Onun sadece biraz daha büyümüş hali çünkü o APS-C idi bu dediğim gibi full frame. 4K'da 60 FPS'ye kadar, Full HD'de 120 FPS'ye kadar şu anda video çekebiliyor. Ama yazın geleceğini duyurdukları güncelleme ile birlikte 4K'da 120, Full HD'de 240 FPS'ye kadar video çekebilecek. Aynı A7S3 ve FX3 gibi. Bu makine ile birlikte yeni bazı özellikler gelmiş. a 7 r 5'te gelen yeni otofokus sistemi, yeni tanımlama sistemleri gelmiş. Ona ek olarak... Bu makine vloggerlara yönelik olduğu için tek başına video prodüksiyonu yapanlara yönelik bazı ek özellikler gelmiş. Mesela mesela kamerayı bir yere sabitleyip önüne geçip konuştuğunuzda hareket ettiğinizde kamera görüntüye crop yapıp sizi takip edebiliyor. Sanki hareketli bir şekilde çekilmiş gibi. Yani statik çekimlerden sıkıldıysanız onu o şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında renk düzenlemesini çok uğraşmak istemeyen veya bu konuda bilgili olmayanlar için kendisi hazır renk profilleri falan sunmuş. Burada aslında benim bu makineyle ilgili tek anlamadığım nokta geliyor. Hani daha çok vloggerlara yönelik yapılmış bir makine ama video özellikleri çok üst düzeyde. Ve bu üst düzey video özellikleri daha çok düzenleme kısmında sizin de biraz çalışmanızı gerektiren, bu işlerden detaylıca anlamanız gerektiren özellikler. işte 10 bit renk olması, S-Log renk profiline sahip olması. Bunları kullanacaksanız düzenleme kısmında da bunlara zaman ayıracağınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Vloggerlara yönelik bir makinede her şeyin daha hızlı, daha çabuk üretilmesi gereken durumlarda bunlar ne kadar verimli olacak? Hangi vlogger bu kadar üst seviye video özelliklerini istiyor? Çok emin olamadım. Ama aslında vlogger'ların istediği daha hızlı, daha pratik şeyler de var. O açıdan biraz enteresan bir makine olmuş gibi geldi bana. Denemeyi isterdim açıkçası. Bir de beni şey şaşırttı. Bu makinenin satıldığı kit lens 28-60 lens olacak. Böyle ufacık bir lens kullanmak için açmanız gerekiyor. Lens uzuyor falan. Bence bu makineye Sony'nin yeni çıkarttığı 20-70 F4 çok daha yakışırdı. Çünkü yine sahip olduğu yeni görüntü sabitleme özellikleri var ve bunlar biraz daha sensöre crop yaptığı için özellikle geniş açıya sahip olmak önemli olacak. 20-70 lensle de bence güzel bir kit olurmuş diye düşündüm. Onun için tabii ki teknik özelliklerine çok detaylı girmeyeceğim burada. Kullanmadığım bir makine zaten. Linki açıklamalara bırakıyorum. Kendiniz detaylı bakmak isterseniz oradan görebilirsiniz. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Atladığım bir konu var mıydı bir düşünüyorum. Ha yorumlarda geçen haftaki videoya Foton serisiyle ilgili birkaç öneri gelmiş. Böyle bir şey yapsak ilgilenir misiniz? Bilmeyenler için bir konu belirleyip hepimiz onun üzerine fotoğraf veya isteyenler video çektiği bir seriydi bu. Kanalımda bir sürü örneği var onlara bakabilirsiniz. Böyle bir şey yeniden canlandırmaya değer mi ne dersiniz? Böyle bir şeyle katılmak ister miydiniz? Onunla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Benden bu haftalık bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hafta güzel bir video gelecek. Fotoğraf video dünyasında yanlış bilinen, yanlış kullanılan tüm teknoloji sektörü tarafından özellikle bir konuya aydınlık getirmek istiyorum. Onu da takip etmek için, kaçırmamak için abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Onun dışında tabii ki gelmişken de videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi haftalar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.